Pet empatiyi sunar. İyi günler sayın seyirciler. Yeni bir empati programıyla yine sizlerle birlikteyiz ve başkanları konuk etmeye devam ediyoruz sevgili Mehmet Asgül ile birlikte. Bugünkü başkanımız Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir trafik şeyine düştük. Biraz geciktiniz ama olsun. Trafik kötüydü. Evet. Stüdyoda tam hazır değilmiş zaten. Dolayısıyla kayıp. Başkan bizi sattı burada. Vallahi sen de öyle suçu üstümüze atma diyor yani. Biz biraz yani, geciktik ama siz de giremediniz diyor Sayın Başkan. Bir önceki program uzadı herhalde. Evet uzadı. Hadi öyle diyelim hadi. Öyle diyelim. Daha fazla satmayalım hadi. Evet. Evet Sayın Başkan. Sayın Mehmet Asgüler ilk soruları hep kendisi sormak ister. Her sorusu da 4-5 dakikadır ama yok. Sizinki daha kısaysa. Çünkü yoruma dayalı soru sorduğu için izliyorum bazen. Diyorum ki soru zaten cevap içerisinde. Yani o 5 dakika sorarsa da sizin cevap 2 dakikaysa dakika siz 2 verin. Yani illa evet iki, ya da hayır diyeceğim hadi. 2'ye katlamaya çalışmaya yok, yok. Soru kısa cevap uzun. Bize biraz hayatınızdan Sayın Başkan. İşte program. Ayva yedik. Program bitti şimdi. Ne yaptınız? Nerelerde görevler yaptınız? Nasıl bir serüveniniz var? Yani böyle gençlerin, bu programı izleyenlerin sizi daha iyi tanımaları anlamında. Aslında değişik bir soru. Evet. Gerçekten güzel bir soru. Değişik. Çünkü şimdiye kadar hep partiyi anlatıyoruz ama evet. Siyasi partileri pek anlatan olmadı. Şimdi siyasi parti liderlerini anlatan olmadı. Evet. Şimdi ben Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğuyum. Osmanlı Rus Harbi'nde ailemiz Azerbaycan'dan Türkiye'ye göç etmiş. Ardahan'a yerleşmişler. 1974'te de yine oradan da Kıbrıs'a göç ettik. Ben hep kendimi tarif ederken Azerbaycan kökenli, Türkiye doğumlu Kıbrıs vatandaşı. Terekeme mi oluyorsunuz hocam? Evet. Evet. Dolayısıyla böyle ailece göçmen bir insanım. 75'te benim de kültürüm Kars. Ciddi mi? Tabii. O nasıl oldu? Eş durumundan. Güzel. Evet. Eniştemiz. Evet. Onun için iyi sorular soracak. Milli enişte. 75'te de geldik burada. Lapta Yavuzlar Lisesi'nde okudum. Oraya yerleştik. Arkasından üniversiteyi Ankara'da okudum. İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Daha sonra dil tarihte yüksek lisans yaptım. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde ikinci yüksek lisansımı yaptım. Yüksek lisanslar fazla. Üçüncü yüksek lisansımızda kapatılan Uluslararası Amerikan Üniversitesi var. Orada yaptık işletme üzerine. Dördüncü yüksek lisansımı Azerbaycan'da yaptım. İlimler Akademisi'nde. Arkasında doktorayı orada yaptım. Çok güzel bir konuydu sevgili hocam. O kitabı sana göndereyim. Tarih ağırlıklıdır ama Osmanlı döneminde Azerbaycan'a çalıştım. Osmanlı kaynaklarına dayanarak karanlık bir dönemdir o dönem Azerbaycan için. Pek aydınlığa çıkmayan bir tarihi dönem. Uzun süre Denktaş Bey'in yanında böyle danışman göreviyle Türk Cumhuriyetlerine çok sık gittim geldim. İşte 2005 yılında temsilci olarak daha doğrusu koordinatör olarak turizm koordinatörü olarak Azerbaycan'a gittim. Orada gittiğimin birinci ayı uçak kaldırma olayını yaptık. Doğrudan uçuşu gerçekleştirdik. Ben de gelmiştim oraya. Ali kardeşim misafirlerimizden bir tanesiydi. Evet. Doğrudan uçuşta payınız var yani. Biz organize ettik yani. Hatta iddialaşmıştım. Serdar Bey bana niye gitmek istiyorsun Azerbaycan'a dediğimde dedim ki uçak operasyonunu gerçekleştireceğim ve doğrudan uçuşu gerçekleştireceğim. Gülmüştü bana. Fırsattan biz de Bakü'yü görmüş olduk. Evet güzel değil mi? Onu yaptık. Onun arkası gelmedi tabii. Gelmeme sebebi uzun bir başka programa bırakalım. Ben sorarsam, bir şey ilgimi çekti. Buradan devam edersiniz ama bir konu. İktisat Fakültesi'nde iktisat master yaptınız. Evet. İstanbul Üniversitesi. Evet. Mustafa hangi Erkal, konuda yaptınız? Mustafa Erkal'ın yanında yaptım. Hangi konuda hocam?
Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta küçük ölçekli işletmelerin üzerine bir araştırma yaptım. Çünkü onu da sana göndereyim, o da güzel olur, bir çalışma. Olur, şimdi iktisat deyince, şimdi bakıyorum, yani sizin için de geçerli tabii bu eleştiri. Kabul edersiniz, etmezsiniz ama bütün partilerde enflasyon veya işte döviz konuşuluyor. Hiçbir parti bundan yararlanıp, yani bir iktisatçısını böyle mutlaka bir şey söylemişlerdir. Yani ben de görmüşümdür ama böyle algıda süreklilik, algıda tekrar böyle belli bir iktisatçı hiçbir partide öne çıkmadı. Hem yok yani hem size de bundan yani dolayı sordum. İktisadi konuları olarak öyle ilmi düzeyde inceleyen gerçekten siyasetçi yok. En büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. Siyasi partilerde de öyle. Ben sadece yüksek lisans yaptım. Gönül isterdi ki o konuda devam edebileyim. Ama tarihi seçtik ve tarihe kaydık. Daha sonra Azerbaycan'dan sonra çok kısa bir süre görev yaptım. Kırgızistan'a geçtim. Evet. Kırgızistan'da çok güzel şeyler yaptık. Spor ambargosunun delinmesi başta olmak üzere birçok açılımlar sağladık. Hatta Kırgızistan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki ilişkileri belli alanlarda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye getirdik. Evet. Tabii ben görevden alındım. Görevden alındıktan sonra o güzelim ilişkiler devam etmedi. Onun üzüntüsünü hala yaşarım. Hükümet değişikliğinde görevden alındınız. Bir müddet... Unuttum süreci çünkü. 2008'de görevden alındım ben. Aslında 2006'da bir alındım. Sonra tekrar çeşitli yerden baskı geldi, uzattılar süremi. Sonra 2008'de tekrar son verdiler görevime. Netice itibariyle güzel şeyler yaptık. Sonra Kırgızistan'da akademik çalışmalarıma devam ettim. Çok güzel birkaç tane kitap yazdım. Özellikle Türk tarihi üzerine. Kırgız tarihini inceledim. Kırgızların tarihini incelerken Türk tarihçiliğinden hocam bu cümleyi altını çizerek söylüyorum. Türkiye tarihçiliğinden utandım. Çünkü köklerimizin hakkında hiçbir şey bilmediğimizi özellikle de 1071'den sonra bu tarafa geldikten sonra orada bıraktığımız soydaşlarımızın ne yaptığını, ne ettiğini, hangi devletler kurduğunu hiç o konularla tarihçilerimiz ilgilenmemiş. Yani siz bunları Kırgız kaynaklarından öğrendiniz? Elbette. Kırgız tercüman tuttum. 10 küsur civarında tercümanım vardı. Çin ve Rus kaynaklarından da araştırdık. Birçok bilgi ve ortaya çok güzel bir kitap çıkardık. Evet. Neticede 2014 yılında ülkeye geri döndüm. Akademik çalışmalarımı bitirdikten sonra arkadaşlarla bir araya geldik. Bir siyasi parti kurar mıyız, kurmaz mıyız? Ondan onu... önce doçentliği ne zaman aldınız? Yine Azerbaycan'da. Azerbaycan'da aldınız. Pardon, Kırgızistan'da aldım. Kırgızistan'da. Doktorayı Azerbaycan'da, doçentlik ve profesörlüğü Kırgızistan'da Arabaya Üniversitesi'nde aldım. Yalnız oranın doçentliği ve profesörlüğü bizden çok farklı. Onu da yine ayrı bir programda anlatırım size. Arkadaşımız diyor da üyesidir ya akademisyenler. Her konuğa bunları sorar. Yapacak bir şey yok. Şimdi oralarda en üst makam akademik kariyerde en doktora. Üst makam doktoradır. Doçentlik ve profesörlük üniversitelerin verdiği bir paye. Ama doktorayı almak bizdeki gibi kolay değil. Orada doktorayı almanın o kadar çok o coğrafyada eski Sovyet sistemidir bu. Bizdeki gibi demeyin hocam. Çok genelleme oluyor. Dolaylı yani bir şey yaptınız. Yani dolaylı bir eleştiri yaptınız şu anda aslında. Doktorayı 7 senede yapabildim. Süreç o kadar uzun ki rahmetli Denktaş Bey bile İlimler Akademisi Başkanı'na telefon açtı süreyi kısaltmak için. Rahmetli Sayın Başkan torpil koydunuz ha araya. Yapacak bir şey yok. Buna rağmen 7 senede ancak alabildim sevgili hocam. Burada adam 2 tane makale yazıyor, 3 tane, bir tane kitap hazırlıyor. 4 tane jüri arkadaş oldu, bitti i̇şte maşallah. Öyle aslında değil. Böyle eleştiriler gerçekten var. Gerçekten anlatırım ben size. Günümüz için var bu. Dolayısıyla yani ben o profesörlük sıfatını da çok kullanmıyorum. Çünkü benim için önemli olan doktoramı yapmış olmam. Evet. Güzel çalışmalar, 7 tane kitabım oldu ve üzüntülüyüm. Yani siyasete ağırlık verince akademik hayatı noktalamak benim için üzüntü duyduğum konulardan bir tanesi. Çünkü Kırgız tarihiyle ilgili çalışmalarımı hem Kazak hem de Uygurlarla ilgili yapmak istiyorum. İnşallah onu tamamlayacağım.
Şimdi tabii bu doktora ile ilgili söylediğiniz genelleme yapmamak kaydıyla bazı örnekler var söylediğiniz gibi. Eleştiriler var. Evet. Yani bu tabii son 2009'dan sonra artık bir uluslararası yayın yapılması kararı çıktı. Ve o yayın yapılmadığı takdirde görebildiğimiz kadarıyla gözden kaçırdıklarımız mutlaka olur. Evet. Doktora payesi verilmiyor. Yani bir takım düzenlemeler yapılıyor yabancı ama yeterli zorunluluğu değil. Yabancı dil zorunluluğu var değil mi? Yabancı dil sınav sorunu. Tabii var ama esas olan... Sevgili hocam, seçimlerden sonra seninle bu konuları cidden bir programda tartışmak, konuşmak isterim. Özellikle YÖDAK üyesi olman vesilesiyle belki tecrübelerimizi de aktarma imkanı. Tabii ki, memnuniyetle, memnuniyetle. Şimdi ben böyle baktığımda şeyleri de, yani bu diğer partilere de benzer şeyi başkanlara sordum. Yani partinizin temsil ettiği taban ne? Ve nasıl bir rolünüz? Partinin nasıl bir rolü var? Bunlarla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Daha biraz açayım ben şey sevmediğiniz şeylerden sorayım size. Aynı sorularla ilgili. Yani bu Türkiye kökenlerin partisidir imajını nasıl yıkmak gerekir? Bir de bu yeni doğuş vardı ya, bu da yeniden doğuştur. Hiç düşünmediniz mi? Ya koymayalım bunu da o partiyi anımsatmasın gibi bir düşünceniz olmadı mı? Başta yani arkadaşlar bunu tartıştı mı? Siz aranızda tartıştınız mı bunları? Yani yeniden doğuş ismi bana gerçekten çok hoşuma giden bir isimdi ve ben ısrar ettim arkadaşlara. Evet. Çünkü bu ülkede devrim yapmak istiyoruz. ve yeniden doğuş da aslında devrim manasına geliyor. Evet. Bu ülkede kokuşmuş, çürümüş bir düzen var. Hepimiz şikayetçiyiz. Az önce seni de dinledim dünkü programda. Evet, hep şikayet ediyorsun. Sürekli şikayet ediyorsun. Bir yakınma halindeyiz hep. Televizyonlara çıkıp da evet bu düzen iyidir, her şey yolundadır diyen tek bir kişi yok. Evet. Ama bu düzenin değişmesi gerektiğini herkes hemfikir de maalesef katkı koyma noktasına gelince ayrılıyoruz. Çünkü benim doğrularım size göre yanlış. Doğru. Sizin doğrularınız bana göre yanlış. Böyle olunca da İşte seçimlerde bunun için var. Evet. Şimdi tabanımız, bizim tabanımız ötekileştirilen, ezilen, devletten yeteri kadar pay alamayan, devletin imkanlarından yeterince faydalanamayan ve tabir caizse ya da tek cümleyle anlatmam gerekirse en alttakilerin partisiyiz biz. Evet. Normalde bu tarifi hep sol partiler kendileri için yaparlar. Ama baktığımızda Cumhuriyetçi Türk Partisi sol argümanlarla iktidara gelmiş olmasına rağmen Ulusal Birlik Partisi'nin Demokrat Parti'den veya diğer liberal kapitalist anlayıştaki partilerden herhangi bir farkın olmadığını görüyoruz. Düzenleşti ve düzenin partisi haline geldi. Öbür taraftan TKP, şimdiki TDP ve TKP'nin İlk hali olan TKP'de bir dönem 2,5 sene civarında bir dönem iktidara geldi. Onun da sisteme yönelik neşter mahiyetinde herhangi bir tedbirin olmadığını gördük. Şu anda bir bakıyorum CTP düzen değiştirmekten bahsediyor. Halkın Partisi düzen değiştirmekten bahsediyor. TKP, TDP zaten varlık gerekçelerini düzen aleyhtarlığı üzerine kurmuşlar. Ama bu düzene neşter vurabilecek herhangi bir argümanların olmadığını da seçim bildirgelerini incelediğimde görüyorum. Yani bizim seçim bildirgemiz seçimden takriben 3 ay önce ortaya çıkmıştı. Çünkü biz hazırlıklarımızı sevgili hocam çok önceden yapmaya başladık. Yani Yeniden Doğuş Partisi'ni kurmadan önce Yeni Doğuş Hareketi olarak sahaya indik. Evet. Bir sene saha çalışması yaptık. Köy köy, kasaba kasaba insanları dolaştık ve bir partiye gerek var mı yok mu, bu partiyi kurarsak nasıl bir parti olması gerekiyor konusunda. Yani bir gece karar vermediğinde sabahtan bu işe başlayasınız. Ve tabanın zorlamasıyla, bir dip hareketiyle Yeni Doğuş Hareketi, Yeniden Doğuş Partisi haline geldi. Evet. Ve seçim manifestomuz eminim ki elinize ulaşmadı. Arkadaşlar dağıtmaya devam ediyorlar. Evet, biz getireceksiniz diye düşündük yanınızda ama.
Yani hızlı. arabada aslında bu trafikte evet. yetişebilir miyim diye koştura koştura geldim. Arabada evet. sizin şeyler. 96 sayfalık mükemmel bir seçim bildirgesi hazırladık. Bu seçim bildirgesini hazırlarken de hem buradan hem Türkiye'deki uzmanlardan da yardım istedik. Mesela bunların içerisinden de 12 maddeyi aldık. Dünya siyasi tarihinde, demokrasi tarihinde bir ilki yaparak toplumun önünde bir toplum sözleşmesi imzaladık. Evet, onu daha sonra madde. Gene soracağım size. Onu konuşacağız. Ve dedik ki, 3 yıl bize zaman verin. Bu 3 yıl içerisinde bu 12 maddeyi hayata geçirmezsek biz milletvekilinden istifa edeceğiz. Evet. Bu kadar iddialıyız. 12 maddenin içerisinde mesela Maraş var. Maraş'ın açılması var. Maraş'ı nasıl açacağımız detaylı olarak yer alıyor. Tabii Maraş'ı tek başımıza açmamız mümkün değil. Yani Türkiye'nin olurunu almamız gerekiyordu. Askerin bu meseleye nasıl baktığını incelememiz gerekiyordu. Uluslararası hukukta bunu nasıl aşabiliriz onu incelememiz gerekiyordu. 4 üniversitede uluslararası ilişkilerde uzman arkadaşlardan özellikle Türkiye'deki arkadaşlardan Birleşmiş Milletler'in Maraş'la ilgili kararını incelemelerini istedik. Bu formülle Maraş'ı açabilir miyiz dedik. Evet. Ondan sonra bunu aldık seçim bildirgemize koyduk. Şimdi bazı siyasi partiler Maraş'ı açacağız. Evet. İyi de nasıl açacaksınız? Mesela bunun Türk kontrolünde derler onlar. Sizinki evet. nasıl olacak? Bizimki de Türk kontrolünde. Evet. Ama bizimki özel statüde. Yani Maraş'ı haklarımıza halel gelmeksizin. Yani bunu hemen girebilir miyiz yoksa diğer şeye mi gideceğiz? Ben bir şey soracağım. Yok gelmişken yeri söyleyeyim. Onu sorabilir miyim hocam? Evet. Şimdi dünya tarihinde ilk dediğiniz değil mi? Yani böyle bir şey yok. Normalde seçimler 5 yıldır. Hı-hı. Biz diyoruz ki bize 3 yıllık süre verin. Evet. Atıyorum 8-10 milletvekili ne kadarsa ya da işte tek başımıza iktidar vatandaşın ne vereceğini bilmiyoruz. Koalisyona girersek, tek başımıza iktidar olmak da koalisyona girersek veya öyle bir teklifle karşılaşırsak veya biz birilerine teklif götürürsek ilk şartımız şu olacak. Biz 15 Aralık 2017 tarihinde televizyonların önünde canlı yayında halkla bir toplum sözleşmesi imzaladık. Evet. Bu 12 maddeyi ki bu 12 madde herkesin kabul edebileceği şeyler. Bunları uygulamamıza izin verecekseniz koalisyona gireriz. Aksi takdirde ne pahasına olursa olsun iktidar olalım da ondan sonrasına bakarız anlayışında değiliz. Peki sözün senet olduğu yerde Anadolu'da peki neden bir güven sorunu mu var böyle bir şeyi noter uzmanında yapmak sadece bize değil istediniz? Halkın siyasetçiye güveni var. Yani siz de yani, içindesiniz. Elbette siyaset hı-hı. kurumuna güven yerlerde yani yapılan hı-hı. bütün anketlerde de öyle çıkıyor. Evet, hem burada hem Türkiye'de. Vatandaşa gidiyoruz. Ben neticede uzun yıllardan beri politikanın içinde olan birisiyim. Evet. Yani geçen seçimlerde Demokrat Parti adına 2 bölgede seçim çalışması yaptım. Ve partim adına birçok vaatte bulundum. Demokrat Parti'nin de aday oldunuz değil mi bir sefer? Bir dönemler olmuştum. Evet. Ve orada neticede ben halka sözler verdim. Sonra evet. iktidara geldiğimizde bu sözlerin hiçbirinin tutulmadığını ya da o sözlerle ilgili CTP ile koalisyon protokolü yapılırken herhangi bir şekilde ya arkadaş biz halka seçim bildirgesinde şunları söz verdik. Bunları uygulamamız lazım. Gelin şunların pazarlığını yapalım ya da bunları protokole koyalım, hükümet protokolüne koyalım, koalisyon protokolüne koyalım diye herhangi bir şey olmadı. Yani pratikte bunu yaşayıp aynı da şeyi, vicdanınızda bir sızı elbette, kaldığı için. Aynı şeyi CTP'nin evet. de yapmadığını gördüm üzüldüm. Yani iki evet. partide seçimlerden önce halka sözler verdiler, seçim bildirgeleri yayınladılar. Evet. Sonra koalisyon kuracaklar, anlaştılar. Bütün pazarlık bakanlıkların paylaşılması. Müdürlüklerin paylaşılması. Bakanlıkları paylaşıyorsunuz. Yetmiyor Ali kardeşim. Bir de dönüyorsunuz o bakanlıkların altındaki müdürlükleri paylaşıyorsunuz. Evet. İyi de yani siz o zaman halka verdiğiniz sözleri tutmak için iktidar olmadınız. Evet. Bakanlıkları alacaksınız. O bakanlıklarda kendi işte çıkarlarınız doğrultusunda icraat yapacaksınız. Bu anlaşılıyor. Ve ben gerçekten çok rahatsız oldum. Halbuki daha önce o kadar işin içinde değildim.
Ama bu son dönemde MYK'da olduğum için ve yapılan pazarlıklara da bizzat şahit olduğum için çok üzüldüm. Yani söylediğinizde hocam şunu çıkarıyorum ben. Siyasetçilere, yani bütününe, hepsine, evet, bütün partilere, söylenenlere halk hiç inanmıyor. İtibar etmiyor. Hı. Yani gidiyoruz kahveye, klasik laftır vatandaşın. Hı. Ya herkes aynı şeyi söylüyor. Genelliyorlar. Aynen öyle. Evet. Geldiklerinde söz veriyorlar. Bir daha da 3-4 yıl, 5 yıl, bir dahaki seçime kadar buraya bile uğramıyorlar. Yalan değil. Haklılar. Doğru. Biz de işte bir gelenek başlatmak istiyoruz. Yani siyasi partiler çıksın desinler ki, ey vatandaş, ben şu seçim bildirgesini ya da manifestomuzu uygulamak için bizim yaptığımız gibi sizden şu kadar süre istiyoruz. Uygulayamazsak, size verdiğimiz sözü yerine getirmediğimiz için görevlerimizden milletvekilinden istifa edeceğiz desinler, halkın da siyasetçiye güveni gelsin, yerine, evet, gelsin. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bizim dışımızda diğer siyasi partiler olmadı değil mi henüz? Hayır, hiçbiri yok. Yani ben zaman zaman bu liderler çıkıyor bir televizyon kanalında. İşte diğer siyasi partilerin temsilcilerinin sorularını cevaplandırıyorlar. Yani hiçbirinin ağzından böyle bir şey duymadım. Ben açıkça söylüyorum. Bu manifestomuzu yerine getirmememiz halinde ben ve bütün arkadaşlarım istifa edeceğiz. Evet. Keşke bunu diğer siyasi partilerde yapsalar. Bir gelenek başlatsak ve böylece siyaset kurumuna olan güveni yeniden ihdas etsek. Yani bir bakıyorsunuz, inşallah bir tez konusu olur bu sizin yönetiminizde. Siyasi partiler, gerçi Cenk Diler kardeşim yaptı bu çalışmayı. Kocaman bir kitap yaptı. Kitap. Evet. Seçimden önce ne dediler? Evet. İktidara geldiklerinde ne yaptılar? Ne yaptılar? Öbür seçimde daha önceki verdikleri sözlerin tekrarlarını nasıl verdiler? Doğru. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılsa hep birlikte görsek, merakla okusak diye düşünüyorum. Ben şunu da merak ediyorum Sayın Başkanım. Mesela Denktaş Bey çok, yani kurucu Cumhurbaşkanı, siyaseten çok önemli işler yaptı. Yani ve Kıbrıs Türklerinin lider olarak dünyada tanınan iki isminden biri oldu. Şimdi bakıyorum siyasal parti başkanları bir araya bile gelemiyor. Yani küçücük bir yerde köy köy gezmeyi tercih ediyorlar. Ama bir televizyon kanalında 5-6 başkan oturup memlekete projelerini anlatmak, uygar ve medeni bir şekilde diyalog kurmak ve 7'sinden sonra da memleketin güzelliği için, muasır medeniyete erişmesi için, Kıbrıs Türk halkının sosyal adaletten pay almayanlarının doğru dürüst bir adil sistem karşısında sosyal adalet ve refahtan paylaşması için neler yapacaklarını birbirine anlatabilseler daha iyi olmaz mı? Niye böyle bir şey hiç olmuyor? Siz de seyrediyorum diyorsunuz başkanları. Neden? Çünkü bir araya gelemiyorsunuz. Maalesef. Sizce nedeni ne bunun? Tabii bu hem Türkiye'de hem burada olan kötü bir alışkanlık. Eskiden hatırlayın Türkiye'yi, evet, veya buradaki eski durumu hatırlayın. Zaman zaman seçimlerden önce parti liderleri bir araya gelirdi ve tartışırlardı. Evet. Vatandaş da onların tartışmalarına bakardı, hükmünü verirdi. Ve bu da en etkili yoldu. Normalde demokratik ülkelerde olması gereken metot da budur. Tabii. Yani ben köy köy, kapı kapı 50 kişiye, 100 kişiye anlatana kadar televizyona çıksam, doğru, diğer siyasi parti liderleriyle bu konuları tartışsak. Böyle bir ama şey olsa Sayın Başkan, 5 kanal, 6 kanal hep birden verecek. Değil mi? Ve çok bu doğru kadar masrafa, bu kadar efendime şeye gerek olmayacak. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ve halk çok daha güzel değerlendirmesini yapacak. Hem seçim ekonomisi dediğimiz o ekonomi, siyasi partileri çökerten, hatta siyasi partileri belli iş adamlarına mahkum eden o seçim kampanyalı, şaşalı seçim kampanyaları da yapılmamış olacak. Tabii. Yani işte bakın, X partinin seçim kampanyası, resmi rakamlar 8-10 milyon lira ama gayri resmi rakamlar çok çok bunun üstünde. İyi de bu para nereden geliyor? Hazineden gelen yardım belli. Nereden geliyor bu para? Yani belli ki birilerinden aldınız veya almak zorunda kaldınız. Evet. Doğru. Almak zorunda kaldığınız yere gün gelecek, onun diyetini ödemek zorunda, doğru, kalacaksınız.
Bu da işin handikapı. Halbuki sizin dediğiniz şekilde bir araya gelsek, konuşsak, tartışsak, vatandaş kararını verse, hatta bir gün ekonomiyi konuşsak, bir gün turizmi konuşsak, bir gün tarımı konuşsak. Doğru. Çünkü 6-7 tane siyasi parti lideri 10'ar dakika konuşsa vatandaş sıkılır. Doğru. Bunun yerine her gün bir konuyu konuşsak ve tartışsak, vatandaşlar da ona göre kararlarını verseler, en güzel, en demokratik yöntem bu. Ama maalesef bunu yapamıyorlar. Niye? Çünkü bazı siyasi partilerin, liderlerin dağarcıkları boş. Gerçekten üzülüyorum. Mesela X partinin siyasi liderinin hakkında son derece enteresan iddialar var. Belgeler, banka dekontları yerlerde saçılıyor. Evet. Bununla ilgili arkadaşımız herhangi bir açıklama yapmıyor. Şimdi bizimle birlikte aynı masa etrafında otursa ve ben ona desem ki, arkadaş sen milletvekili olmadan önce bir mal beyanında bulundun. Milletvekili maaşında 12 bin, hadi bir üst makamdasın, 14 bin lira maaş alıyorsun. 3 yılın toplamı şu kadardır. Bu dekontlar neyin nesidir? Lütfen açıkla desem ne cevap verecek merak ediyorum. Bu cevabı vermekten kaçındığı için arkadaşımız gelmiyor. Onu anlarım. Serdar Denktaş gelse, ona da mesela şunu derim ki, Sayın Başkan, 200 dönüm araziyi bir şekilde aldınız ve oğlunuzun şirketin üzerine geçirmeye çalıştınız. Halktan özür bile dilemediniz. Hatta dediniz ki, etik değil ama hukuka uygun dediniz ve siyasi literatürümüzde yeni bir cümle armağan ettiniz. Evet. Acaba iktidara gelip tekrar o kaldığınız yerden devam mı edeceksiniz diye sorsam ne cevap vereceğini merak ediyorum. Bir gün karşı karşıya gelirsek sorarım. Veya Tufan Hoca, Tufan Hoca'ya da aynı şeyi sorabilirim. Derim ki hocam, yani siz geçmişteki genel başkanları bir çırpıda kenara attınız. Siz genel başkan olduğunuz sütten ak çıkmış kaşık gibi CTP'nin bütün geçmişini siliyorsunuz ve diyorsunuz ki geçmişte yapılan hatalar beni ilgilendirmez, ben yeni genel başkanım diyorsunuz. Peki bu geçmişin hesabını kim verecek? Her siyasi parti genel başkanı değiştirirse elbisesinde mi değiştirmiş olacak? Geçmişteki günahlarından soyutlanmış mı olacak? Veya işte Kudret Hoca'ya derim ki, sevgili hocam, sen önce parti kurmayacağım dedin, kurdun. Normal, kurabilirsin. Ama çıktın dedin ki ben hiçbir siyasi, hiçbir iş adamından para almayacağım dedin. Ama senin sağ kolun konumundaki bir arkadaş senin hakkında çok enteresan açıklamalar yaptı. Bir yerlerden para aldığını söyledi. Hatta üzerime gelirseniz o iş adamlarının adını da açıklarım dedi ve siz sus pus oldunuz. Para almayacağım derken para alan günün sonunda emir alır dediniz. Siz o para aldığınız yerden makbuzla kesmiş olsanız günün sonunda emir mi alacaksınız? Bunu nasıl açıklarsın diye sorarım da sorarım. Dolayısıyla bunlardan kaçındıkları için bu arkadaşlarımız herhalde toplu bir araya gelmekten kaçınıyorlar. Sayın Başkan, bu soruları sorduktan sonra bir de bir çağrı yapın. Yani saydınız, bayağı güzel de ifade ettiniz. Belki uyarlar, bu programa gelirler parti başkanları ve memleketi böyle aydınlatırlar sizin de katılacağınız bir yani programda. Yani biz hodri meydan demekten kaçınmıyoruz ki, çok büyük mutluluk duyarız. Gerçekten çıksın. Daha önce çağrı yaptınız mı? Elbette. Her konuda çıksınlar. Sanırım başbakan dışında diğerleri çıkıyormuş ama bir tek başbakan çıkmıyor. Ama o da bir programa çıkmayı düşünüyor diye duyduk yani. Bir İnşallah. Tek bir yani programa. Tek bir programa da çıksa en azından evet. Bu sorularımıza cevap verir. Ama yani mesele değil. Yani ortak yayınlayacak bir programa çıkmayı düşündüğünü duyduk ama kısmet. Yani Sayın Başbakan 2009'da ruhani liderleri Sayın Eroğlu'nun izlediği taktiği izliyor. Kimsenin karşısına çıkmıyor, hiçbir formül açıklamıyor, konularla ilgili herhangi bir problemlerle ilgili çözümü yok. Konuşmama taktiği. Konuşmama taktiği, reçete cebimdedir diyor. Hiç konuşmadan, hiçbir proje üretmeden algı operasyonlarıyla seçim kampanyasını hedefe götürmeye çalışıyor. Ama Sayın Eroğlu zamanı tutan bu formül acaba şimdi tutacak mı? Anketlere baktığınızda yapılan anketlere tuttuğunu görüyoruz. Bir de yani gerçekten çok şaşalı bir kampanya yapıyorlar. Evet. İktidara geliyoruz. Bizim halk
biliyorsunuz maalesef güçlünün yanındadır. İktidara geliyoruz, bakın anketlerde birinci partiyiz. Bizsiz koalisyon olmayacak. Ey halk, ey iş bekleyen, ey kredi bekleyen, ey para bekleyen, ey düzenden nemalanan insanlar gelin etrafımıza diyorlar ve topluyorlar. Anlaşılan o yani. Görünen evet. O. Şimdi bu sözlerinizin başında tabandan bahsederken ezilenler dediğiniz, evet, en alt tabaka dediğiniz. Bu çoğunluğu Türkiye kökenli insanlar mıdır bu, yoksa burada bir ayrım yoktur? Türkiye'li, Kıbrıslı, Maronit neyse hepsi içindedir. Hepsinin şeyisiyiz diyorsunuz. Gerçekten hepsi içerisinde. Yani öyle adaylarımız var ki kök Kıbrıslı diyorum ben onlara sevgili hocam. Yani 74 öncesinde Anadolu'dan buraya gelmiş insanlar. Evet. Öyle insanları tanıdım ki bu seçim süreci içerisinde. Anadolu'dan gelen insanlar belki onlardan biraz daha şanslı. Kök Kıbrıslı olmalarına rağmen. Evet. Adaylarımızdan bir tanesi Gönyeli adayımız. Babası Mücahit Komutanı. Onun babası da daha önce Mücahit Komutanlığı yapmış. Şeyden sonra Gönyeli olduğu için zaten herhangi bir eşdeğer şubu vesaire de almamış. Yani savaştan nemalananlardan değil. Evet. İki tane pırıl pırıl çocuğu var. İkisinde spor akademisi mezunu. Demiş ki devlette işe falan ihtiyacım yok. Daha doğrusu iş aramayayım. Ben çocuklarıma antrenman, daha doğrusu spor okulu açayım. Bunun için devletten 4 yıl önce 2 dönümlük bir yer istemiş. Hali arazi istemiş. Kiralayın bana. Evet. Ben çocuklarıma bir salon yapayım. Çocuklarım burada, ufacık çocuklara, gençlere, biri basketbol, kızı basketbol antrenörü, oğlu da futbol antrenörü. Evet. Kendisi de zaten eski futbolculardan Önder Güneral. Tanıyorum. Tanırsınız. Evet. Eşraftan birisi, Gönyeli eşrafından birisi. 4 yıldır o kapı senin, bu kapı benim. O kapı senin, oradan imza, buradan imza, oradan belge, buradan belge. Yani Türkiye'den gelen bir iş adamı, ben şurada otel yapacağım, bana arazi verin, işte şurada okul yapacağım, bana arazi verin dediklerinde bakıyorsunuz oradan da bir telefon gelince hemen akan sular duruyor, veriyorlar. Evet. İşte öyle bugünkü abi. Günün tartışması Girne'deki okul meselesi. Evet. Bu vatandaşımız kök Kıbrıslı, 4 yıl kapı kapı dolaşmış. En son bir parti başkanı, hadi adını da vereyim, Serdar Denktaş, yazılı belge vermiş. Burası senindir diye bir araziyi vermiş. İşlemleri de yaptıracağız. 4 yılın sonunda 3 ay önce bir bakıyor ki İçişleri Bakanlığı'nın ortağı olan bir kişiye burası kiralanmaya çalışılıyor. Yani kafayı yemeniz işlem bile değil. Ya. Evet. Adam geldi elinde belgeler, Önder Bey, bana şikayette bulundu. Oradan tanıştık, kendimizi anlattık, o kendimizi anlattı. Günün sonunda dedi ki, ben de sizinle birlikte mücadele etmek istiyorum. Yani kök Kıbrıslı olup da bu düzenden nemalanmayan, düzenin ezdiği o kadar çok insan var ki. Evet. Akşamleyin Yeni Boğaz içerisinde Tavuri'nin kardeşi, pırıl pırıl bir insan. Evet. Kök Kıbrıslı, belki de savaşın mağdur ettiği ender insanlardan bir tanesi. 9 derece gözlüğü var Ali kardeşim. Ve bunu sigortalardan emekli etmiyorlar. 9 derece. Niye? Şeye girdim diyor. Kurula girdim. Bana ilk sordukları, sen tavırının neysin? Kardeşiyim. Çıkardılar beni. Ne ilgisi var kardeşiyse? Yani enteresan şey. Arkası olsaydı, yani sırtını bir partiye dayasaydı adam emekli olacaktı. Buna benzer yüzlerce örnek var. Dolayısıyla Yeniden Doğuş Partisi Türkiye kökenlerin partisi değildir. Yeniden Doğuş Partisi bu düzenin ezdiği, düzenin ötekileştirdiği en alttakilerin partisidir diyoruz ve herkese sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ha bu ezilenlerin bir kısmı, büyük kısmı Türkiye kökenlilerse de onlara da sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bunu söylüyoruz. Evet. Ve dün
Sevgili Çakıcı'yla bir televizyon programında ilk defa iki genel başkan bir araya geldi. Güzel. Onun dışında başka bir kanalda herhangi başka siyasi parti liderlerinin bir araya geldiğini görmedim. Çakıcı da buna benzer bir eleştiri yaptı bana. Dedi ki Erhan Bey iyi gidiyorsunuz, hoş gidiyorsunuz. Bizim yaptığımız anketlerde de gayet iyi durumdasınız. Ama dedi işte ayrımcılık kokuyor. Açtım o manifestoyu okudum. Sevgili Çakıcı, bu 12 maddelik manifestonun neresinde Türkiye kökeniler adı geçiyor? Bu senin de, Hasan'ın da, Hüseyin'in de, herkesin problemi. Şu 96 sayfalık seçim bildirgesini oku lütfen dedim. Bunun neresinde Türkiye kökenli vatandaşlara bir atıf var? Ama bu algı operasyonu yapılmaya devam ediliyor. Bizim 14 tane söylemekten aslında hicap duyuyorum. Çünkü bir şey fark etmiyorum. Evet. 14 tane kök Kıbrıslı adayımız var. Her gittiğiniz programda söylemek zorunda kalacaksınız. Mecburum, bunu söyletiyorlar. Vatandaş evet. da soruyor veya işte sizin gibi moderatörler de soruyor ister istemez. Evet. Cevaplandırmak zorunda kalıyoruz. 14 tane kök Kıbrıslı adayımız var. Gördük sayı aslında. Sayı 20-22 idi. Evet. 80'di çünkü toplam aday sayımız. Birkaç tanesini elemek zorunda kaldık. Dolayısıyla biz bu düzeni değiştirebilecek yegane parti olarak kendimizi görüyoruz. Bu arada konu dağılmadan Afrika Gazetesi'nde okumuştum. Sayın Ahmet Yönlüer'in bir paylaşımı olmuştu. Sizi suçlayan, onu okudunuz mu? İşte oradaki yöneticiler Kıbrıslı Türk düşmanıdır. Nefret derecesinde ifadeler kullanıyorlar gibi bir paylaşımı çıktı. Yani yeri gelmişken bunu da sorayım. Yani neyse. Ahmet kardeşimi severim. Evet. Kendisi de ilahiyatçı, ben de ilahiyatçıyım. İkimiz de ilahiyat menşeliyiz. O yaptığı açıklamaya çok üzüldüm. Evet. İnsan kendi kendini harcamamalı. Bir hafta önce bir başka televizyon kanalında bizden adaylığı söz konusu olduğunda gerek beni gerek partiyi yerlere göklere sığdıramamıştı. Bir hafta sonra aday sıralamasındaki yerini beğenmedi diye aday olmadı. Şu noktayı isterim dedi. O mümkün olmayınca da biz ırkçı, faşist, işte şu bu olduk. Yani sıra kavgası diyorsunuz. Yani gerçekten üzüldüm. Ahmet'in adına üzüldüm. Çünkü Ahmet değerli bir insan. Ama evet. bazen demek ki hırs aklının önüne geçince bu tip hatalar yapabiliyor insanlar. Ama bir araya geliriz yine Ahmet'le. Eminim ki o söylediği sözlerden pişman olmuştur. O belki sinirle kendini çünkü çok hazırlamıştı adayla. O olmayınca eminim ki onun hayal kırıklığından dolayı böyle bir cümle sarf etti. Ve yine eminim ki pişmandır. Evet. Biz yarın yine yüz yüze bakacağız Doğru. tabii. Sayın Başkan. Bağışlayıcısınız yani. Evet. Yok, bağışlama Allah'a mahsus da biz arkadaşız. Evet. Yani hata yapabilir. Ya bir dedikodu daha sorayım da geçeyim böyle. Artık kapatalım bu dedikoduları. Evet. Başka bir gazetede de Sayın Genel Sekreterle aranızın açık olduğu yazıldı. Öyle bir şey var mı Genel Sekreterle? Yok. Bertan kardeşim çok iyi bir arkadaş. İyi bir adayımız bizim. Tabii herkesin geçmişte bir takım hatalar olmuştur. Benim de hatalarım oldu. Evet, insanız sonuçta. Hepimizin hataları olmuştur. Dolayısıyla hata insana mahsus bir olay. Son dönemde herhangi bir hatamız yok. Karşılıklı hiçbir hatamız yok. O gayet iyi çalışıyor. Lokal çalışıyor. Ona o görevi tevdi ettik çünkü. Evet. Aramızda herhangi bir şey yok. Bunu yazan arkadaşa ben sarılıp bir resmimizi gönderdim Facebook'tan. Onu yayınladı mı görmedim onu. Ben Facebook sayfamdan yayınladım. Evet. O da cevap verdi. Allah birbirinize bağışlasın. Bağışlasın. Onu fark etmedim. Yani. Sayın Başkan bu tabii bu tartışmalar yani insanların etnik kökeniyle ilgili tartışmalar çok hoş tartışmalar değil. Yani bunların dışında durmak lazım. Çünkü siyasal partiler evrensel değerlere sahip organizmalardır ve bunlar sonuçta insanları uygarlığa, evrensel bir takım değerlere ulaştırmaya çalışır. Bu son günlerde İmam Hatip Lisesi Girne'de tartışılıyor. Bu konudaki fikrinizi almak istiyorum. Bir, iki, Türkiye-KKTC ilişkilerinin neden böyle burada bulunan
Azıcık hepimiz, da eleştiri yaptı Sayın Başkan. Girdi böyle ufaktan tamam, bir ifade da, kullandı. Tabii doğru ama bu konuda partinin siyasasını merak ediyorum. Yani İmam Hatip Lisesi araştırmalar yapıldı, şartlar ve ihtiyaçlar belirlendi ve Girne'ye bir İmam Hatip kararı verildi diyelim. Ama genel anlamda Türkiye-KKTC ilişkilerinde Ankara söyler, Lefkoşa'dakiler de yapar algısı vardır. Bunun yani yanlış tarafları çok. Bu tez eğer böyleyse bu çok yanlış. Peki doğrusu nedir? Ve siz Ankara-Lefkoşa ilişkilerine dönük, ileriye dönük, yeniden Doğuş Partisi Başkanı olarak nasıl bir katkı sunacaksınız? Yani buradaki ezilenlere seslendiğinizi söylediğinizde ezilenler de biraz Türkiye-KKTC ilişkilerinin bence doğru politikalar oluşturamamasıyla bu noktaya geldiklerini, evet yerelde yönetimlerde olanların kabahatlerini asla affettirmiyoruz. Yani refahı, efendime söyleyeyim, sosyal adaleti paylaştırma konusunda ezilenlerden başlamadıklar kesin buradaki evet. idarecilerin. Evet. Ama öte taraftan da bizim burada Kıbrıslı Türkler olarak bir şekilde varlık mücadelesi verdiğimiz çok açık. Ve bunlar kanaatimce Ankara'ya doğru dürüst anlatılamıyor. Yani Filistin konusuna gösterilen hassasiyet Kıbrıslı Türklere gösterilen hassasiyetin altında kalıyor. Bu maddi anlamda destek verilmediğini söylemiyorum ha. O konuda çok iyidir. Ama böyle sanki bizden kaynaklanan sebeplerin de çok olduğuna inanıyorum. Yani Kıbrıs siyasetinden kaynaklanan sebeplerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Siz nasıl analiz ediyorsunuz? Yani Türkiye-KKTC ilişkilerini nasıl analiz ediyorsunuz? Ve bu sürece nasıl katkı koyacaksınız? Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Tam akademik bir soru. Evet. Şimdi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki bağımsız ülke. Evet. Her ne kadar içimizdeki bazı kişiler, mesela sol kesim bu devlete inanmıyorsa da, inanmadıkları devletin başına geçebilmek için muazzam bir gayret içerisinde olsalar da, öbür taraftan sağ partiler de Türkiye'nin emir eli olmaya dünden razılarsa, burada sadece yeter ki görevde olalım, Türkiye ne emir verirse yapalım düşüncesinde oldukları için Türkiye maalesef buradaki iç siyasi yapıyı çok da real bir şekilde değerlendirmiyor. Yani bir taraf var Türkiye karşıtı, iktidara gelmek için zaman zaman şirin gözükmeye çalışıyor. Mesela CTP'yi düşünün. Hiç son zamanlarda Doğuş Derya Hanımefendi'yi bir televizyon kanalında görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Kim çıkıyor peki onun yerine? Türkiye'ye şirin gözüken işte birikim özgür. Türkiye ile birlikte olmak zorundayız. Türkiye'nin dediklerini birlikte yapmak zorundayız. Türkiye doğru söylüyor. Önceki gün bir televizyon kanalında izledim. Tam bizim partiye layık bir aday dedim işte. Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim? Şimdi, cevabın içinden bir soru çıktı da. Evet. Merak ediyorum. Şimdi ya, böyle dinleyici de merak ediyordu. Birikime seçim kaybettiniz. Hayır. Tufan Hoca'nın bir taktiği. Yani bu dönemde hem Türkiye kökenli vatandaşlardan oy alacak, hem Türkiye'ye şirin gözükecek. Bunun için kendisi de Türkiye'ye nameler yakıyor. Birikim Hoca da nameler yakıyor. Ama Türkiye karşıtlığıyla bilinen, Türk ordusuna işte değişik şekillerde iltifatlarda bulunan bir hanımefendiyi hiçbir zaman aday olmasına rağmen televizyon kanallarında göremiyoruz. Niçin? Yani maksat belli. Bir yerlere mesaj verilecek. Ha seçimden sonra o arkadaşlar gidecek yerine diğer grup gelecek. Onlar konuşacak. Bir iki özgürü sayın, beğendiniz ha. Evet. Sayın Başkan, çok beğendim kendisini. Bir konumlandırma yaptınız ve ben dinleyicilerin de kafasında açılması bakımından akademik kökenli birisi de olduğunuz için bu soruyu sormaya ihtiyacı duydum. Sol taraftan bahsettiniz. Bir de sağın emir eri olduğunu söylediniz. Evet. Sola ve sağa konumlandırırken bu partileri
bize hem kendi partinizi hem de diğerlerini nerelere yerleştiriyorsunuz? Çok merak ettim. Biz de. Biz tam merkezde bir partiyiz. Evet. Merkez. Ne merkezin Hı-hı. sağında ne merkezin Hı-hı. solunda. Ben şahıs olarak benim geçmişimi biliyorsunuz. Evet, tabii. Ama partinin başına geçtiğim andan itibaren partinin manifestosunda, kuruluş manifestosunu açıklarken bizim merkezde bir parti olduğumuzu söyledim. Hı-hı. Evet. Yani bizim partimiz içerisinde sosyal demokratlar var. Bizim partimizin içerisinde her etnik kökenden insanlar var. Kürt'ü var, Türk'ü var, Çerkez'i var. Alevisi var, Sünnisi var. Kıbrıslısı var, Türkiye'lisi var, Azerbaycanlısı var, hatta Kırgızistanlısı var partinin içerisinde. Dolayısıyla biz evet. tam merkezde olmak zorundayız. Evet. Bizim herkese açık olduğumuzu ilan ederken iki tane temel şartımız var. Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanacak. İki, ana vatan Türkiye'ye bağlı olacak. Bu iki şarta haiz olan herkese kapımız ardına kadar açık dedik. Dolayısıyla biz merkezde bir partiyiz. Ha merkezin sağında işte Ulusal Birlik Partisi var, Demokrat Parti hı hı. var. Merkezin solunda, hafif solunda Halkın Partisi var. Solda Halkın Partisi'ni solda mı görüyorsunuz? Evet. Çünkü arkadaşlar bazen lezbiyenlerle birlikte yürüyor, bazen barış tırnak içerisinde söylüyorum, barışçılarla birlikte boy gösteriyorlar, bazen bölücü hareketlere destek verdiklerini görüyoruz. Yani değişik bir yapılar var onların. Ama hafif solda olduklarını anlayabiliyoruz. CTP'si var, TDP'si var ve TKP Birleşik BKP ortaklığı var. Evet, yeni güçler. Yeni güçler var. Dolayısıyla biz kendimizi merkezde konumlandırdık. Merkezde ciddi bir boşluk var. Herkesin benimseyebileceği sağdan ve soldan artık ideolojikler devrinin bittiğini düşündüğümüzde merkezde ciddi bir partiye ihtiyaç var. Ve biz bu boşluğu doldurmaya aday bir partiyiz. Yani biraz bu aşamada şeye benziyorsunuz. Özal'ın ANAP'ına ve Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemine. Bir dönemler, kuruluş evet. dönemlerine benziyoruz. Hmm. Şimdi Türkiye'ye karşı bir hareketin içinde olmayız. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şayet bağımsız bir devletse, bu bağımsız devlete öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu her platformda da dile getiriyorum. Yani siz bizi ekonomik olarak destekliyor olabilirsiniz. Güvenliğimizi siz sağlıyor olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bilmeniz gereken şey, burada bağımsız bir devlet var. Bu devletin kurumları var. Evet. Dolayısıyla bu devletin kurumlarına saygılı olmak zorundasınız. Bu karşıya söylediğimiz laftır. Her gittiğim yerde, her platformda bunu söylüyorum. Uçluyorum, Türkiye'de de bunu söylüyorum. Evet. Geliyorum bu tarafa. Benim herhangi bir bakanım, mesela başbakanım aşağı yukarı 1,5 senedir, hatta 20 aydır Türkiye Cumhuriyeti'nden ısrarla randevu istemesine rağmen randevu alamıyor. Sayın Serdar Denktaş... Gerçektir bu sayın? Elbette. Sayın Serdar Denktaş bir defa randevu aldı. Tuğrul Türkeş'le görüşmek için geçen yılın... Görüşemediydi ama. Görüşemedi. İptal edildi. Çünkü birileri ona randevu veren Tuğrul Türkeş'i çok sert bir şekilde aşıladı. Tuğrul Türkeş randevuyu iptal etmek zorunda kaldı. Serdar Denktaş döndü, geri geldi. Bunlardan eminsiniz sayın? Elbette. Evet. Dolayısıyla siz bakan olarak, başbakan ya da başbakan yardımcısı olarak niçin ısrarla görüşme talebinde bulunursunuz? Veya bir bakan ilk işi niçin Türkiye'deki muadili bakanla randevu alıp görüşmek ve fotoğraf çektirip gelip burada basına servis etmek olur? O fotoğraflar çok önemlidir. Çok önemlidir. En büyük CV'lerindeki şeydir. Ben işte... Atıyorum İçişleri Bakanı iken, ben işte Turizm Bakanı iken, ben bilmem ne bakanı iken ilk işim gittim oraya sanki akredite makamı orasıymış gibi bunu yaparlar. Hele bir bakanımız var, Sayın Erdoğan'la İslam Kalkınma bilmem neyinde el sıkıştılar, bakıyorsunuz basında. Tuğrul Bey'in bakanlığının gitmesinin de bir sebebi bu mu doğrudur, acaba? Doğrudur. Yani sen aslında biliyorsun da. Biz bunu... Basın toplantısında Recep Bey'e sordum ben. Yok dedi öyle bir şey. Ne diyecek yani? Buldur diyecek. Evet.
Geçen yıl 2016. Yani biz Tuğrul Bey'in başını yedik ha burada. Ben bunu ülke olarak. Tuğrul Bey görevden alındığında hemen bunu yazdım kendi sayfamdan ve kimse de yalanlamadı. Evet. Neticede Türkiye Cumhuriyeti niçin buraya ambargo koymak zorunda kaldı? Çünkü siz son imzalanan ekonomik protokoldeki hiçbir vaadinizi yerine getirmediniz. 30 konuda reform vaat ettiniz, imza attınız. Hatta döndünüz, tarihlendirdiniz. 2016'nın Mart ayında şunu yapacağız. 2016'nın Aralık ayında, Haziran ayında şunları yapacağız dediniz. Söz verdiniz. Ve bu sözlerin hiçbir tanesini yerine getirmediniz. 2016'nın Aralık ayında mesela su ihale şartnamesini mutlaka geçireceğiz dediniz, yasalaştıracağız dediniz. Israr etti Türkiye, tamam dediniz. Bunda bile adım atmadınız. Ondan sonra yüzü ak adamlardan randevu istiyorsunuz. Ekim ayında Recep Akdağ buraya geldi, bakanlar kuruluna dedi ki arkadaşlar, tutmayacağınız sözleri niçin veriyorsunuz? Bir bölümünü açık da söyledi, basına da söyledi. Basına da söyledi ama içeride söyledikleri daha da enteresan. Onu da keşke bir bakan mertçe çıkıp da açıklasa neler söyledi. Yapmayın ya. Dışarıda söyledikleri, içeride söylediklerini az çok şey yaptırıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir yapıyla elbette Türkiye Cumhuriyeti bizi ciddiye almaz. Bizim yüzümüz. Söz veriyorsunuz, sözünüzü tutmuyorsunuz. Doğru. Şimdi bu defa da bir laf söylerler. Bütün toplum üstüne alır. Alıyorsa, bizim de canımız sıkılır. Herkes bu defa bakış yani, açısı da değişir Türkiye'ye. Maalesef empati yapamıyoruz. Evet. Yani adamlar buraya 1 milyar 600 milyon lira para koymuşlar. Sevgili Ali kardeşim 1 milyar 600 milyon. Bunu da demişler ki performansa göre ve projelere göre size vereceğiz. Evet. Şunu yaparsanız 100 milyon, şunu yaparsanız 50 milyon, şunu yaparsanız... Serbest kalacak. Yani düşün ki senin çocuğun var sevgili hocam. Çocuğuna diyorsun ki kerat cetvelini ezberlersen 20 lira. İşte ödevini yaparsan 40 lira, şunu yaparsan 100 lira. Türkiye'de artık bu teşvikle yapılması gereken bu icraatları yaptırmaya çalışıyor. Ve siz söz veriyorsunuz, yapacağız diyorsunuz, imza atıyorsunuz. Bunun karşına bir miktar para da alıyorsunuz. Sonra bunları yerine getirmiyorsunuz. Neden başka? Baskı yaptıklarında da sivil toplum örgütlerini, sendikaları sokağa döküyorsunuz. Bildikleri sokağa döküyorsunuz. Ondan sonra dönüp diyorsunuz ki yapamıyorum çünkü sendikalar ayağa kalktı. Yani danışıklı dövüş var bu işte. Aynen öyle. İyi polis, kötü polis. Peki neden yapamıyorlar? Popülizm. Aynen öyle. Yani su ihale şartnamesini geçirmek için neyi beklersin Ali kardeşim? Yani... Evet. Elektrik, kablo elektrikle ilgili adımları atmak için neyi beklersin? Güneş enerji sistemini kurabilmek için, bununla ilgili ihale açabilmek için neyi beklersin? Kimdir senin elini kolunu tutan? Yani Kıp'taki veya el seni karşına alamıyorsan, sen o zaman niye devletsin? İş mi yani? Kamu reformu yapamıyorsun. Yapamıyorsunuz. Ve ondan sonra müşavirleri, müşavirliğe son vereceğiz diye bütün hükümetler... Hem protokollerini aldılar, hem seçim beyannamelerini aldılar. Yıllardan beri buna son veremiyorlar. Sanki de çok zor bir şeymiş gibi. Popülizm, tek mesele popülizm. Bu sebepten dolayı, hatta çok affedersin. Peki Sayın Başkan, şu cümlemi bitireyim. Tamam. 2009'da CTP'nin hazırladığı, CTP'nin Türkiye ile birlikte hazırladığı birinci ekonomik işbirliği protokolünü, evet, biliyorsunuz CTP uygulayamam dedi. Seçime gitti, kaybetti. UBP tek başına iktidara geldi. Sayın Eroğlu hemen imzaladı. Eroğlu kendisinin UBP'lerin önde gelenlerin olduğu bir toplantıda sordular. Bunu gerçekten uygulayacak mısınız? Eroğlu dedi ki ben şimdiye kadar 100'ün üzerinde protokol imzaladım. Bu da onlardan biri dedi. Evet. Ve gerçekten uygulamadı. Doğru. Dolayısıyla... Yani her imzaladığı bu yapacak değilim. Ya, imzalamak başka şey, uygulamak başka bir şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Mevcut siyasi partiler içerisinde Türkiye'ye karşı diklenmeden dik durabilecek yegane parti biziz. Biz Türkiye'ye bir eleştiri yaptığımızda hiç kimse bizi yanlış anlamaz. Dillerinden anlarız diyorsunuz. Elbette. Yani mesela evet. Sayın Akıncı kalkıp da Türkiye biz yavru vatan değiliz.
dediğinde kıyametler koptu, hatırlayın. Evet. Ama bunu Erhan Arık da yıllardan beri söylüyor. Hı. Kimse Erhan Arık diye bir şey söylemiyor çünkü Erhan Arık da bilinen bir şey. Doğru. Türkiye ile olan ilişkileri, Türk dünyasına olan ilişkileri bilinen bir adam. Yavru vatan değiliz derken kastettiğimiz şey şu, biz artık adam olmalıyız. Hı. Hala daha Türkiye'nin beslediği, Türkiye'nin işte ihtiyaçlarını karşıladığı bir devlet olmaktan süratle kurtulmalıyız. Tam da onu soracaktım. Biz bu olmalıyız. Yani o protokollerle yaşanan imzaladıydı, imzalamadıydı, randevu aldıydı, vermediydi. İleride bizim gelecekte bunlara muhtaç olmayacağımız bir düzen kurmalıyız değil mi? Elbette, yani eminim ki imza okumuşsunuzdur o ekonomik protokolün neyine karşısınız? Yani oturur bir takım konuları konuşabilirsiniz elbette. Doğru. Biz de onu yapacağız neticede. Ama yani telekomünikasyon sistemi. Telekomünikasyonun 2,5 milyar lira borcu var. Kooperatif Merkez Bankası'na. Bu sizin bizim paramız. Kooperatifteki para bizim paramız. 2,5 milyar. Bununla ilgili hiçbir adım yok. Hiçbir düşünce yok. Aylık nereden baksanız yılda 600 milyon lira bunun faizi var. Kardeşim Türkiye diyor ki bunu özelleştirin. Özelleştirirken de bunu değerini artırın. Nasıl değerini artırsın? Onu size bırakıyor ama biz diyoruz ki ya bunun değerini artırmamız lazım. Bunun için de 3. GSM'i devreye koymamız gerekiyor. 3. GSM'i telekomünikasyon dairesine verelim. Değeri bir anda artacak. Ondan sonra da içindeki işçilere, memurlara haklarına halel gelmeksizin bir özelleştirme yapalım. Türk Telekom gibi. Aynen öyle. Hmm. Bu zor bir şey mi bunu yapmak? Hem bu şekilde 3 tane GSM olunca rekabet artacak ve bir anda telefon fiyatları ucuzlayacak. Bakın Türkiye'de 5000 dakikasını bilmem kaç tane mesajı 100 liraya konuşuyoruz. E burada Allah için ya 500 dakika. Onda bir. Doğru. Maaşın yarısı gider burada. Gidiyor yani. Sayın Başkan. Her evde de 3-4 tane telefon var. Vay. Ali kardeşim yani 250-300 lira her ev adeta vergi öder gibi GSM şirketine para ödüyor. Maalesef. Evet. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırdığımızda şaşırıyoruz. Doğru. Öbür taraftan elektrik. Türkiye diyor ki 30 kuruşa ben size elektrik vereceğim diyor. Hala daha biz 65 kuruş sanki mazoşistmişiz gibi 65 kuruştan almaya devam edeceğiz. Ve ısrarla soruyorlar. Türkiye kaça verir? Ya sana ne? Yani adam 30 kuruşa verecekse 30 kuruşa alacaksın. Ne kaybedersin? Evet. Ve kaldı ki bu ürettiğin 65 kuruşluk enerji iki tane zehir saçan santralden ürettiğin enerjidir. İnsan sağlığının değeri ölçülmez. Evet. Kanserde şu anda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de filtre taktırmayı beceremediğimiz iki tane santral. Bir türlü. Yani sen burada Kıptek'teki arkadaşları elbette koruyacaksın, devletsin. Ama bunun haklarını değişik şekillerde koru. Buradan enerji almaya devam edeceksin ve o bölgedeki hatta buralardaki insanlar zehirlenmeye devam edecek. Doğru. Sadece bu sebepten dolayı o iki santralin bir tanesinin kapanması, öbüründe rezerv olarak tutulması lazım. Bunu söylüyoruz. Ha oturun Türkiye ile bunu nasıl özelleştireceksiniz? Bunların şartlarını konuşun. Mesela biz diyoruz ki altın hisse devletin elinde olacak. Altın hisse ne demek? Altın hisse veto yetkisi elinde olan bir tanelik hisse demektir. Evet. %99'u karşıya verirsin. Sizde altın hisse kalır. Ve o altın hisseyle kamunun menfaatini, devletin menfaatlerini korursunuz. Evet. Veto yetkisi olan hisse demek. Dolayısıyla altın hisse bizde olduktan sonra suyu da özelleştiririm, elektriği de özelleştiririm, telekomünikasyonu da özelleştiririm, limanları da özelleştiririm. Ama orayı alan adam bilecek ki devletin elindeki altın hisse her an müdahale etme hakkına haiz olan hissedir. Ben istediğim gibi fiyatları ayarlayamam, istediğim kadar işçiyi işten çıkartamam. Bunları bilecek. Bu şartlar da gelecek ve benden özelleştirme şeyine katılacak. Yani bugünkü yatırımcılar gibi kendini kral zannetmeyecek. Olmayacak tabii. Yani siz Ercan Havaalanı'nı özelleştirdiniz.
adrese teslim bir şekilde Ercan Havaalanı'nı özelleştirdiniz. Sadece 13. maaşları ödeyebilmek için. Ve şu anda kontrol edemiyorsunuz. Evet. Şimdi otomatikman da 5 yıl uzattınız. Evet. Kimse de bunun hesabını sormuyor. Sayın Başkan. Son sorudur bu. Ha, öyle mi? Evet. Siz güzel konuşuyordun. Son soru Mehmet'ten. Parti başkanları arasında ilahiyat kökenli tek parti başkanısınız. Benim az önce söylediğim gibi epey tarihçiliğimin yanında ilahiyatçılığım var. İşte iktisat, evet, işletme ve şimdi, epey var. Başkan diyor takılma oraya. Dinleyiciler soruyor. İmam Hatip'i soruyor. Dinleyiciler soruyor. Evet. Madem ki Kıbrıslı Türk kimliğiyle siyaset yapıyor Sayın Arıklı, Kıbrıslı Türklerin de seküler hayatları biraz farklı. Burada bir kendine özgü, bir Osmanlı'dan gelen, İngiliz sömürgesinden beslenen ve kendi milli mücadelesini veren bir kimlik. Bu Girne'ye bir ilahiyatçı olarak da konuşabilirsiniz. Parti başkanı olmadan da konuşabilirsiniz. Sorun değil. Yani gerek var mı sizce bir İmam Hatip'e, yani Girne'de? Turizm Meslek Yüksekokulu veya OTEM vardı, çalıştırılamadı. Şimdi İmam Hatip kurulacak. Çünkü bu İmam Hatiplerin de kendi içinde yüzlerce başarısız örneği var Türkiye'de. Yani siyaset bunları, yani evrensel standartlarda Türk milletinin, Türk gençlerinin okuyacağı, Oxford'lara, Cambridge'lere sınavlarda rekabet halinde girecekleri, ama bu arada din konusunda da ihya edilecekleri bir hayat, bir eğitim programı yapmak varken niye böyle bu İmam Hatipler konusunda Türkiye'deki siyasal iktidar takıntılı davranıyor? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Yine teşekkür ediyorum. Güzel sorular ikinizden de üst üste geliyor. Şimdi bu İmam Hatip konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyacı bellidir. İmam ve Hatip'e. Evet. Bizim toplam 180 tane yerleşim birimimiz var. 180 yerleşim biriminde takriben 240 civarında cami var. 240 camiye birer tane imam koysanız 240 imam. Evet. 240 da müezzin koysanız, ki bazı yerlerde ihtiyaç yok. Farz edin ki var, toplam 560 tane bizim imama veya din görevlisine ihtiyacımız var. Evet. 40 tane de deyin ki din işleri dairesinde görevli olan arkadaşa ihtiyacımız var. Toplamda 600. Peki şu anda epey sayıda, hemen hemen her camide yeteri kadar din görevlimiz var. Artı Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız geliyor. Burada Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesi var. Evet. Ve bir tane de şey de var. Bu Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde. Evet. Orada da yine ilahiyat tedrisatı yapılıyor. Şimdi burada ne kadar din görevlisi yetişecek ve bunların kaç tanesi Kıbrıs'ta kalacak, bunun bir planlamasını yapmadık. Evet. Bunu normalde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması lazım. Hı. Milli Eğitim Bakanlığı sadece din görevlilerini değil, mesela avukatları, mesela mühendisleri, mesela diğer branşlardaki birçok meslek erbabını, sayısını, memleketin ihtiyaçlarını bilerek ona göre bir planlama yapması gerekiyor. Sadece bu da değil Mehmet Hocam. 2033 yılında sevgili Ali kardeşim, şu anda dünyada geçerli olan mesleklerin %67'si tamamen ortadan kalkacak. Hmm. Geçerliliğini yitirecek. Evet. %67'si. Büyük bir rakam. Mesela doktorların çok büyük bir kısmı işsiz kalacak. Niye? Şu elimizdeki cep telefonu 54 tane hastalığı 2033 yılında, bilinen 54 tane hastalığı parmağınızı dokunacaksınız ve size hastalığınızı söyleyecek. Laboratuvarların birçoğu ortadan kalkacak. İnsansız araçlar sokakları artık dolduracak. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinde insansız araçlar hayata geçiyor. Evet. Endonezya'da başladı. Okulların birçoğu ortadan kalkıyor. Onların yerine evlerden hocalar dersler verecek. Önleden sonra çocuklara sadece sosyal amaçlar için bir araya getirme düşünülüyor. Böyle bir eğitim sisteminde
değişiklik yapılıyor. Finlandiya'da biliyorsunuz dersler tamamen ortadan kaldırılıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler sadece ilahiyat sahasında değil, birçok konuda hangi meslekten ne kadara ihtiyacımız var, hangi meslek önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ortadan kalkacak ve onun yerine yeni meslekler çıkacak. O mesleklere yönelik nasıl insanlar yetişiriz, onların planlamasının yapılması lazım. Dönüyorum bahsettiğiniz konuya. Şimdi bu memlekette yeni bir İmam Hatip Lisesi'ne ihtiyaç var mı? Buna karar vermesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı maalesef bu konularda oldukça aciz kalıyor. Çıkarsınız kamuoyuna dersiniz ki, mesela ben Milli Eğitim Bakanı olsam mevcut ilahiyat kolejini de kapatırım veya ilahiyat kolejini dönüştürürüm, yerine Anadolu İmam Hatip Koleji'ni koyarım. Anadolu İmam Hatip Koleji. Ne demek bu? Yabancı dil bilen, hatta iki tane yabancı dil bilen ilahiyatçı yetiştiririm, din görevlisi yetiştiririm. Evet. Benim ihtiyacım şu anda bu. Doğru. Yani siz Düz Lise'den mezun olan ilahiyatçı yetiştirip ne yapacaksınız? Zaten şu anda elimizde bol miktarda var. Evet. Ne ihtiyacınız olacak? Gösteriş için belki. Ama öbür taraftan ilahiyat kolejleri de yanlış algılanıyor. İlahiyat kolejlerinde, tabii o iki bölümdür. İlahiyat kolejlerinin bir bölümünde mevcut normal liselerdeki dersler aynen veriliyor. Ağırlıklı olarak da işte yan dersler olarak da ilahiyat dersleri konulmuş. Yani normal düz liseden mezun olan öğrenci hangi dersleri alıyorsa, hangi saat, kaç saat alıyorsa onlar da o dersleri alıyor. Ekstradan bir de işte ilahiyat dersleri alıyor. Bunlar da konuşulabilir. Ama ben gerçekten şu anda henüz daha yönetime gelmediğimiz için böyle bir ihtiyaç var mı yok mu onu bilmiyorum. Bunun planlamasının yapılması lazım. Yoksa siz şu anda memleketimizde her yıl 300 tane avukat mezun oluyor. Ama bir hesap kitap yaptınız kafanızdan ve ben karar verdim ki yok gibi. Yani şu anda var zaten ihtiyaç. Evet. Yok ki. Doğru. Her yıl diyelim ki bunların 30-40 tanesi emekli olacak. Yerine 30-40 tane koyacaksınız. Zaten çoğusu kadrosuz bunlar. Doğru. Bu sebepten dolayı diyorum ki her yıl bir sürü boşuna avukat mezun ediyorsunuz. O garibim avukatlar başka işler yapıyor. Evet. Ya bunun planlamasını yapın. Yani hala daha spor öğretmeni yetiştiriyorsunuz. 5000 öğrenci doymuş meslekleri okuyor şu anda. Son derece gereksiz bir şey ve üzülüyorum. Bu sadece bu doymuş meslek dediğimiz işte kendi işini yapmayacak olan mesleklerden mezun olanlar 4 yıl 5 yıl okuyorlar. Evet. Yani siz akademik hayatın içinden gelen birisisiniz. O çocuk 5 yılın hayatının 5 yılını veriyor. Parası başka. Parası gidiyor. Evet. Halbuki 5 yıl önce hayata atılabilse zaman gidiyor tabii. Belki hayatta çok daha başarılı olacak. Kesinlikle. 4 yıl 5 yıl okuyor ondan sonra mezun oluyor. Benim bir arkadaşım vardı, çok affedersiniz, bir örnek vereyim ondan sonra kapatalım. Evet. Anlıyorum ki kapatmak üzeresin. İşaretler alıyoruz çünkü diğer arkadaşlar geldi. Rahmetli oldu arkadaşım, belki ismini versem siz de tanırsınız. Kızını Bilkent'te okuttu. Evet. Bankacılık konusunda. Dişinden tırnağından artırdığı ne varsa bahçelerde evde tuttu, orayı okuttu ve kız da oldukça başarılı. Evet. Sonra yetmedi, okulu gerçekten başarıyla bitirdi. Sonra o kızı İsviçre'ye götürdü, gönderdi. Orada yüksek lisans yaptırdı. Tek kızıydı. Döndü, geldi. Ve sonra o kız X bankada normal kasiyer olarak işe başladı. Neye yaradı ki o kadar şey? Dedim ki ismini tekrar vermeyeyim. Kardeş, sen normalde liseden sonra da bu kızı özel banka çünkü bu. Oraya verebilirdin. Doğru. İnanın ki servetinin yarısı gitti. Evet. Bir arsası vardı Lapta'da, onu sattı. Evet. Bankadan kredi çekti vesaire. Ve kızcağız döndü. İşte o bankada kasiyer, şimdi müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısına kadar çıkmış. En azından müdür yardımcısı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mehmet'in daha soruları vardı ama diğer parti temsilcileri gelmeye başladı. Bizden sonra başka bir program var. Evet. İnşallah
sona doğru bütün başkanları toplama imkanımız olur ve orada yine sizinle de buluşuruz. İnşallah. Ve bu sorularınızı da ama bütün başkanlara sorarsınız. Eminim onların da size soracak soruları var. Hiç yani itirazım yok. Sorsunlar. Evet. Çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Bir empatinin daha sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi günü yeni konuklarla buluşmak ümidiyle yayın masasından Osman Taşralı ve Burak Hayrat arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Arçin Limited empatiyi sundu.